Merhaba, bugün 23 Eylül 2019, 39. haftadayız. Pazartesi günü saat 21.28 Frankfurt saati ile. Bugün Thomas Cook şirketi iflas etti. Şimdi temel analizle teknik analiz arasındaki farkı göstereceğim arkadaşlar size. Thomas Cook şirketi turizm alanında faaliyet gösteren bir şirketti. 600 bin kişinin ortalama rezervasyonları iptal oldu. Thomas Cook şirketi borsada listelenen bir şirket. Temel analiz yaparak da analiz edilebilir. Teknik analiz yapılarak da analiz edilebilir. Şimdi temel analiz yaptığınızda yıllık bilanço verilerine bakacağım. Neden yıllık bakacağım? Çünkü bir turizm şirketi olduğu için aylık verilere baktığımızda mevsimsel değişiklikleri de ayarlamamız gerekmekte. Yıllık olarak basit bakarsak eğer, örneğin gelir tablosuna bakalım yıllık olarak. Yıllık olarak baktığımızda gelir tablosunda herhangi bir değişiklik görünmemekte. Gelirlerin arttığını görmekteyiz. 2019 en son yayınlanan gelir dönem tablosu. Daha sonra genelde gelirlerin arttığını görmekteyiz. Kârların da aynı kaldığını, 2017 ile aynı olduğunu, 2016'ya göre arttığını görmekteyiz. 2015'e göre de arttığını görmekteyiz. Temel analiz kullandığımızda temel sorun verilerin geç gelmesi. Bu da buna bir örnek. 2018'in 9. ayında örneğin investing.com sitesine bakarak analiz yaptığımızda gördüğümüz temel veriler böyle. Bu şirket bugün iflas etti. Birçok kişi mağdur kaldı. Tabii borsada işlem görenler de daha önceden mağduriyeti yaşamışlar mutlaka. Ama burada söylemek istediğim temel analize bakarak basit bir tabloya bakıyoruz şimdi. Analiz yapmak doğru değil. Çünkü bu şirket 2000 şurada temel analiz yaptığımızda en basit temel analiz 200 günlük ortalamanın altında olan hisseleri almamanız. Bu en temel veriye dayanarak eğer bu hisseyi 2018'in 6. ayında falan satmış olsanız elinizde belli bir karınız olmuş olacaktı. Eğer örneğin bu hisseyi elinde bulunduranlar hisse yukarı çıkar tekrar diye her düştüğünde almaya kalkmış olduğunu düşünürseniz temel verilere dayanarak analiz yaptıklarında bu hissenin örneğin 2018 Haziran ayında 122 dolar o 122 sterlin olduğunu görmekteyiz ve şimdiye kadar bir sene içinde 122 dolardan ortalama 122 sterlinden 3 sterline kadar indiğini görmekteyiz bu hissenin. Yani sadece temel analize dayanarak borsada alım satım yapmaktan kaçının temel analiz uzmanlık gerektiren yani endüstri uzmanlığı gerektiren bir daldır. Her endüstride ekonominin döngüsüne göre değişik zamanlarda kar getirir size. Böyle ekonomi bir döngüsü de 4 senede bir 5 senede bir değişir. 4 senede 5 senede kar yapabileceğiniz bir sistemi çalışmak yerine teknik analizi çalışırsanız kullandığınız uzmanlık teknik analiz uzmanlık bilgisiyle her alanda yatırım yapabilirsiniz. Örneğin altın, döviz, diğer konularda yatırım yapabilirsiniz. Ama sadece temel analizle ilerlemeye çalışırsanız, örneğin döviz alımı yaparken makro ekonomik değerlerin bütün hepsini öğrenmeniz, ülkelerin diğer ülkelerle analizini bilmeniz gerekmekte. Ya da altın almak istediğiniz zaman da altının üretimini, nerede kullanıldığını, bu tür bütün değerlerini temel analiz kullanarak analiz yapmak istediğinizde bilmeniz ve ona göre işlem yapmanız gerekmekte. Bundan dolayı temel analiz eğer bir şirkette çalışıyorsanız önemli bir iş. Çünkü şirketler bunlar için uzmanlar çalıştırıyor kendileri para kazansın diye. Ama yatırımınızı kendiniz yapıyorsanız temel analiz sizin için bilgiye ulaşmanız açısından da zor ve belli alanlarda uzmanlık gerektiren bir konu olduğu için özellikle Türkiye'de
Belli alanlarda uzmanlık olan şirketlerin azlığı nedeniyle genelde birçok alanda faaliyet gösteriyor Türkiye'de listelenen şirketler. Örneğin Koç, Sabancı gibi temel analiz yaparak hisseleri analiz etmek bundan dolayı zor. Teknik analizi öğrenmeniz sizin için daha yararlı, risk kazanç açısından daha yararlı getirisi olan bir yöntem ve teknik olacaktır. Thomas Cook'un kendi web sitesine baktığımızda da şirketin iflas ettiğini yazmakta. Önceden tabii böyle bir görüntü yoktu. Önceden burada işte tatil arıyordu herkes. Gideceği yeri belirleyip kaç gün gideceğini söyleyip oradan tatil rezervasyon yaptırabiliyorlardı. Bugün de basında zaten Thomas Cook'la ilgili bir sürü haber bulunmakta. Türk basınında da Thomas Cook'un resmen iflas ettiğini, battığını anlatmışlar. Evet, teknik analiz kullanarak zaten hisseyi burada satmış olacaktınız. Bunun dışında 200 günlük ortalamanın altında olan hisseleri zaten almıyoruz. Düşmekte olan bir hisse, trende aşağı doğru olan bir hisse. Trende aşağı olan bir hisse hiçbir zaman almıyoruz. Teknik analiz kullanmış olsanız bunu görmüş olur ve bu düşüşte hisseyi elinizde bulundurmazdınız. Eğer temel analiz kullanıp işlem yapmış olsanız bu verileri, gecikmiş verileri kullanarak karar vermiş olacaktınız ve bundan dolayı zararlar görebileceğiniz yatırımlar yapmış olurdunuz. Teknik ve temel analiz iki farklı konu. Bugün oluşan bir örnek üstünde bunu gösterdim size. Teknik analiz konusunda eğitim vermekteyim. Eğitim için Koray Güçlü, yani Üler U olarak yazılıyor, @gmail.com adresinden teknik analiz eğitimi için benimle iletişime geçebilirsiniz. Bu videoyu beğendiyseniz üye olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, bay bay.